Merhaba sevgili dostlar. Bugün karşınıza elimde 4 kitapla geldim. Bu 4 kitap benim çok ilgimi çekti. Bunu bugün A101'den aldım. Tanesi sadece 4.95, yani 5 TL. Futbolun Yıldızları başlıklı Muhammed Salah, Neymar Junior, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile ilgili 4 şirin kitap. Evet, Aydoğan Yavaşlı isimli ve Ufuk Akalın isimli yazarlar tarafından yazılmış bu 4 şirin kitap benim çok hoşuma gitti ve hemen aldım. Oğlum şu an çok ufak olduğu için henüz bunları okuyamayacak olsa da ilerleyen yıllarda bu kitapları mutlaka okuyacağını düşünüyorum. Eğer siz de küçük yaş olsun olmasın herkese hitap edeceğini düşünüyorum. Özellikle erkek çocuklarına. Kitap okumayı sevdirmek için bir başlangıç olarak bu küçük ucuz kitapları değerlendirebilirsiniz. Gerçekten fiyatı da çok uygun. Sayfa kalınlığı yaklaşık hemen bakıyorum. Yaklaşık 60 sayfadan oluşuyor. Yani kitap okumak çok iyi bir şey, çok faydalı bir şey. Bu futbolcuların hayatı da gerçekten, hayat hikayesi de çok ilginç. Hemen Muhammed Salah'la ben özellikle ilgilendiğim için hemen arka kapağından okuyorum. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çok iyi bir kanat oyuncusu olmasının yanı sıra ilginç yaşam hikayesi ve yaşama biçimiyle hemen bütün dünya medyasının ilgisini çekiyor. Biliyorsunuz ki Muhammed Salah İngiltere'de çok ses getiren bir futbolcu. Halen Liverpool'da top koşturan Salah'ın hikayesini çocuk ve ilk gençlik edebiyatımızın usta kalemi Aydoğan Yavaşlı kaleme aldı ve onun futbol zekasını irdelemeye çalıştı. Evet, bu kitapta Aydoğan Yavaşlı Bey onun futbol zekasını irdelemiş, çocukluk ve ilk gençlik yıllarına inmiştir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de Muhammed Salah sıradan bir futbolcudan çok daha fazlasıydı. Hedefleri vardı. Hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir biçimde çalışıyor ve zamanı iyi kolluyordu. Alçak gönüllülüğü ise zaten dillere destandı demiş Aydoğan Yavaşlı. Evet, kitabın bir de sloganı var. Hemen burada yaklaştırıyorum. Bunu yakın çekimde de daha sonra girerim. Onlar başardı, sen de başarabilirsin. Evet, bunları gençlerimize, çocuklarımıza aşılamamız lazım. Herkesin bir şeyler başarabileceğinden eminiz. Her çocuk farklıdır. Her çocuk kendince, kendi alanında uzmanlaşabilir. Gelecekte de o işin en iyilerinden biri olabilir. Muhammed Salah da onlardan biri. Çünkü futbol kariyerini de az buçuk takip eden biriyim. Kiralandığı dönemler oldu, gittiği takımlar oldu. Ama sonunda başarıya ulaştı. Diğer kitabımız Neymar Junior. Birçok gencimizin, çocuğumuzun hasta olduğu bir futbolcu diyebilir. Çünkü futbol stili çok farklı. Yaşam tarzıyla da dikkat çeken bir oyuncu. Onun da eminim Brezilya'dan çıkıyor bir futbolcu olduğu için ilginç hayat hikayesi vardır diye düşünüyorum. Bunu da okuyacağım. Lionel Messi tabii ki işin en iyilerinden. Onun da hayat hikayesi çok ilginç. Evet, boyu uzamayan, çok küçük, cılız bir çocukken dünyanın en çok konuşulan, en iyi futbolcularından, hatta en iyisi olduğu iddia edilen bir futbolcuya dönüştü. Onun da hayat hikayesini merak ediyorum. Ha, bu kitaplarda ne kadar detaya inildi, nasıl anlatıldı bilmiyorum şu anda. Ama okuduktan sonra hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bu kitapları YouTube'da okuyabilirim sizlere. Sırayla bir okuma yapabiliriz. Şimdilik sadece böyle inceliyorum. Hemen son kitabımız. Onlar başardı, sen de başarabilirsin kitaplarımızdan. Cristiano Ronaldo benim de dünya tarihinde bence gelmiş geçmiş en başarılı futbolcu olarak görüyorum. Hemen şurada bir resmi var zaten kupa kaldırırken. Çok fazla kupası var, çok fazla ödülü var. Özellikle fizik gücüyle yıldızlaşmış bir futbolcu. Onun da hayat hikayesi çok ilginç.
Evet, hemen onun da arka kısmını okuyorum. Cristiano Ronaldo yokluk, yoksunluk ve yoksulluk içinde büyürken yeteneklerini keşfetmiş ve hedefine doğru giderken kendini sürekli geliştirmiş ender futbolculardan biridir. Futbolda bir üslup yarattığını bile söyleyebiliriz. Gücüyle, tekniğiyle ve çalışma disipliniyle bugün birçok futbolcuya da örnek olmuştur. Yani günlük hayatta da takip ettiğimiz bir futbolcu her sabah yani büyük rakamlar konuşuluyor. Mekik çektiği, şınav çektiği söyleniyor. Hala şu anda bile 35 yaşındayken bile bunları günlük rutin olarak yaptığı söyleniyor. Gerçekten çok güçlü bir futbolcu. Ronaldo'nun hayat hikayesi ilginç fakat ilginçliğinden çok derslerle doludur. Onu yazmak bu yüzden önemli ve değerlidir demiş Aydoğan Yavaşlı Bey. Evet, bu kitaplar şu anda A101'de 4,95 TL. Mutlaka çocuklarınıza almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle erkek çocuklarında kitap okuma problemi çok fazla. Bu kitaplarla bir başlangıç yapabiliriz. Hem renkli hem onların sevdiği yüzler var kitapta. İçinden de hemen şöyle kısaca göstereyim. Muhammed Salah. En arkada da resimleri mevcut. Aynı zamanda resimli. Biraz da yakın çekim girelim. Yakından bakıyoruz. En üstte tabii ki Müslüman kardeşimiz Muhammed Salah'ı gördüm. Hemen onun kitabını açıyorum. Renkler de çok güzel olmuş. Yani renkleri de çok beğendim. Evet, burada bir söz var. J. Saramango'nun. Zira hayatı anlatmak bana kendi hayatımı anlatmaktan daha kolay geliyor. Size de netleyeyim. Evet, güzel özlü sözler de var. Kitabımızda şöyle hemen hızlıca bir göz gezdirelim. Evet, yazı puntosu falan gayet büyük, anlaşılır. Evet, en son kısımda Van Dijk'le beraber Muhammed Salah. Hemen diğer kitabımız Lionel Messi. Önü, arkası bu şekilde. Bunu da Ufuk Akalın yazmış. Evet, burada da bir özlü sözümüz var. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Ben Svitland'ın söylediği bir söz. Ufaklık Leo. Evet, Lionel Messi. O da bir efsane. Evet, hemen üçüncü kitabımız. Cristiano Ronaldo. Kendini birçok ligde kanıtlamış bir futbolcu olması da ayrıca ilgimi çekiyor. Hemen burada da bir söz mevcut. Devam ediyorum. Yani aralara birkaç resim daha konulabilirmiş. Resimleri ama sonda kullanmayı tercih etmişler. Olsun, yine de çok güzel olmuş. Evet, Ronaldo her zamanki gibi kupalarla pozunu veriyor. Ve son olarak Neymar Junior. O da son yılların en meşhur futbolcusu. Evet, bir Çin atasözünde burada göstermiş bulunmaktayım. Başlıklarımızdan birine bakalım. Mutluluk çoğaltılabilir. Evet. Takımda herkes eşittir. Yani çok güzel faydalı kısımlar var. Kitapları mutlaka bence almalısınız. Evet. Neymar Junior. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Bu kitapları daha sonra etkinlik olarak sırasıyla önce Muhammed Salah, sonra Lionel Messi ve sonra Cristiano Ronaldo ve en son olarak Neymar Junior'ın bu kalemden yazılmış olan Aydoğan Yavaşlı Bey'in ve şurada bir isim daha vardı. Ufuk Akan'ın yazdığı bu kitapları sırasıyla okumayı düşünüyorum. Lütfen kanala abone olup beni takip etmeye devam ediniz. Hoşça kalın.